Erkek ya da kadın ikisi de çalışabiliyor. Çalışan çiftlerin evli olduğu şeyin ne olduğunu bilmesi, nesnenin ne olduğunu bilmesi önemli. İşiyle evli insanlar var. Evlilik hayatı olduğunu unutup tamamen işine zaman ayırmak her çift için ciddi problem yaratıyor. Bir hanım için de bu böyle, erkek için de böyle. Tabii kapitalizmin getirdiği bazı zorluklar var. Bu sistemin bireyler üzerinde kurmuş olduğu baskı, sürekli çalışmak, üretmek de diyemiyorum buna, çalışmak. Sürekli bir şey üzerine çalışıyor olmak. Çalıştığı kadar da tüketmeyle de alakalı bir gidişat olunca sürekli çalışıp anda kalamama ile ilgili problemler oluyor. Yani şu anda mevcut olan durumu algılayıp oradaki beklentileri görememek gibi bir probleme maruz kalıyoruz. Yani evde bekleyen bir eş, çocuklar, onların beklentileri ve şu an bunlar yaşanmazsa bir 10 yıl sonra bunu tekrar yakalayamayacağımızın farkında değiliz. Yani şu anda 5 yaşındaki bir çocuğumuz 10 yıl sonra 15 yaşında olacak. Şu anki 5 yaşındaki halini bir daha biz yaşayamayacağız. O yüzden anın kıymetini bilmek çalışanlar için çok çok önemli. Şu an evdeysem evdeyim. Aklım ya da fikrim, gözüm işle meşgulse ben o an evde değilim zaten. Orada olsanız bile, varlık olarak bulunsanız bile zihniniz, aklınız, kalbiniz başka bir yerde. Bunu çocuğunuz da hisseder. Yani sizinle oynamak için yanınıza gelse bile onunla oynayamayacağınızı hisseder ve bir süre sonra vazgeçer. Ve kendi kendine başının çaresine bakmaya meyleder. Veyahut da ısrarcı bir şekilde talebine devam eder. Bu da anne ya da babayı aşırı öfkelendirebilir. Ya da işin yoğunluğu ardından evdeki işlerin de üzerine eklenmesiyle beraber aşırı gerginlikler, tahammülsüzlükler ortaya çıkıyor. Yemeği hep ben mi hazırlayacağım? Sen de şunu yap, ben de bunu yapayım. Ya da niye hep ben yapıyorum gibi böyle bir kıyaslama ve çatışmalar da ortaya çıkıyor. Yani bunun ortak bir yaşantı olduğunu atlayıp bireyler daha bencil olmaya dönüyorlar. Yani bu çalışma hayatındaki en temel problemlerden biri bu. Bir alana doğru çok fazla enerjisini sarf edip diğer alanlardaki kullanması gereken enerjiyi orada kullanamaması ile ilgili problem var. O an neredeyse o anı yaşıyor olmamız önemli. Ben şu an burada oturuyorsam sokakta arabamı veyahut da içerideki diğer işimi düşünmemem lazım. Şu an eşim yanımda oturuyorsa dikkatimi ona verebilmem önemli. Bana o anda bir şey söylemese bile onunla olduğumu hissettirmem önemli. Artık kamu spotları çıkmaya başladı. Neden? Yani eşi geliyor işten, telefonuna bakıyor ya da işiyle ilgili bir şeyle meşgul oluyor. Kendisinin orada olduğunu hissettirmek için onu telefonla arıyor.